İyi günler sevgili izleyiciler. Haber Ajansı'ndaki birlikteliğimiz başlamış bulunuyor. Ve bugünkü stüdyo konuğumuz bir ilke imza atan ilk Kadın Dışişleri Bakanımız Emine Çolak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dediğimiz gibi bir ilke imza atılmış oldu. Tabii biz sizde bu stüdyolarda çok konuk ettik. Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı olarak, gerek avukat olarak... İlk kez Dışişleri Bakanı olarak konuk ediyoruz. Onun ayrıyeten bir mutluluğunu yaşıyoruz. Ve hayırlısı olsun demek istiyorum ilk önce size. Ve duygularınızı almak istiyorum. Toplumumuz için de bir ilk. Tepkiler nasıl oldu? Nasıl size teklif yapıldığında nasıl karşıladınız? O karar verme süreciniz nasıl geçti? Duygularınızı almak istiyorum bu konuyla ilgili olarak ilk önce. Öncelikle böyle bir teklifin bana yapılmasından dolayı çok onur duydum. Çok gururlandım, layık görüldüğüm için. Aynı zamanda tabii ki derin düşünce, hop diye verilecek bir karar değildi. Neticede ben bir memur değilim, bir başka dairede veya bir mevkide değilim. Ben özel işi olan birisiyim. Özel işinizde yıllarca damla damla biriktirip oluşturup da kurduğumuz bir gelir kaynağı olur, bir isminiz olur, bir markanız tabii olur. Böyle bir siyasi mevki için onu ikinci plana atmak veyahut bırakmak, yani örneğin avukatlık sürdürülemez bu mevki devam ederken, o fedakarlığı açıkçası göze alarak karar vermek zorundaydım. Ama aynı zamanda da kendimi hazır hissediyordum. Yani bu işlerin dediğiniz gibi yani çok yabancısı hissetmiyordum. Evet, biraz önce de konuştuk. Yani. Evet. Yabancısı da değildiniz. Yok, aslında. Yani bocalara bileceğim. Ya ben Sağlık Bakanlığı veya ne bileyim, evet, ben eğitim verilseydi çok farklıydı durum da. Evet. Bu alanda zaten kendi adıma gerek birey olarak, gerek şahıs olarak, gerekse bir sivil toplum temsilcisi olarak yıllardır hep aktif oldum, hep ilgili oldum. Kıbrıs sorununu derseniz passion diyeceğim artık, yani bu hepimizin ve en azından benim çok ilgi duyduğum, her zaman için her uğraşın önünde koydum. Yani ben daha önce de işimi, mesleğimi ikinci plana atıp çözüm ümidiyle tutun mitinglerden, kampanyasından değişik çözüm önerilerinin doğrudan örneğin anlam planı döneminde o hani referanduma gidecek malzemenin hazırlığının, ekiplerinin koordinasyonu da dahil Sayın Talat'la o dönem. Bunların içinde hep oldum, severek ve koşarak gittim hep. Kendi açımdan toplum içinde ne yapmak istediğim konusunda çok netim bu konuda. İnsan hakları anlamında sivil toplumdaki değişik alanlarda katılımımın yanında aslında dolaylı olarak ya direkt ya dolaylı olarak tabii ki bunların da Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik bir faydası olduğunu düşünerek. Yani ben inanıyorum, inanıyordum ve hala da inanıyorum. Örneğin ülkemizde, kendi toplumumuz içinde insan hakları standardını yükseltmek, çağdaş bir noktaya getirmek, Avrupa Birliği ile bir uyum içerisine girmek elbette ki çözüme de çok somut bir katkı ve altyapıdır. İnsanların tepkisini de sordun. Genellikle olumlu oldu. Yani iltifat da ediyorlar elbette ama böyle sanki yaygın bir uygunluk değerlendirmesi gibi bir tepkiler aldım. O da beni çok onurlandırdı. Evet. İnsanların bir mevkiye, bir kişiyi yakıştırmaları çok güzel, hı-hı, bir şey. Bu seviyede, bu herhangi bir iş değil. Çok büyük sorumluluk. Bizim toplumumuzun, Kıbrıs Türk insanının, KKTC'nin, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzü, imajı dışa gidecek. Tabii. Binip dünyanın dört bir yanına gidecek. Burada Kıbrıs adasında bulunan yabancı misyonlarla, diplomatlarla, Birleşmiş Milletlerle toplumumuzun yüzü, sesi, hı-hı, olacak pozisyonda bir görevdir. Onun sorumluluğunu da taşıyorum. Tabii. Onun dediğim gibi onurunu da taşıyorum. Ve özellikle bu dönemde kendi adıma bu görevi, yani dış işlerini, Kıbrıs sorunu çözme yönündeki müzakereler süreci Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibiyle birlikte yürüttüğüne elimden geldiği kadar güçlü bir destek, bir dayanılacak, ne bileyim ben, kendi kaynaklarımızla, yani Dışişleri Bakanlığı da çok
ehil kişiler var, çok uzman kişiler var ki birebir Sayın Cumhurbaşkanı'na ve ekibine, görüşmecimize bir şey olabilir, bir know-how kaynağı, bir destek kaynağı olabilir. Onu çok önemsiyorum. Tabii. Elbette aynı zamanda da bir bakanlıktır. Bir bakanlığın kendi iç düzenlemesi var, kendi personeli var, kendi biliyorsunuz dış işlerine bağlı. Örneğin protokol, enformasyon, tanıtma gibi bölümler var. TAK gibi önemli bir kurumumuz var. Ki bugün ziyaret ettiniz TAK'ı. Evet, bu sabah TAK'ı ziyaret ettim. TAK'a uzun bir zaman ayırdım. Onları kendilerine giderek, yani o herhangi birini çağırarak değil, istediğim kendileriyle birebir görüşüp yüz yüze konuşmak, dinlemek, mekanlarını görmek. Evet. Bunu önemsiyorum. Yani bakanlığa da ilk gittiğim gün, yani devir teslim töreninden hemen sonra, şöyle aynı zamanda da Arife'ydi bir bayramla anlaşma anlamında, istedim ki yerinde göreyim herkesi. Yani masası nasıldır? Kitaplığı var mı? Bilgisayarı tamam mı? Bir odada üç kişi varsa üç kişiye uygun mu? Yoksa tek kişi mi oturuyor? Bir bunları da bir hızla da olsa bir fikir edinmek için yaptığım bir girişimde aynı şekilde TAK'ı da yerinde görmek, yerinde dinlemek. Çünkü memleket çok küçük bir yer. Herkes birbirini tanıyor. Herkes değişik haberler size ulaştırıyor. Ama doğru, ama daha az doğru olarak. Yani bir her şeyden önce ön yargılı olmamak lazım. Tabii. Bir fırsat vermek lazım. Bir görmek lazım. Böyle bir başlangıç yaptık. İzlenimleriniz ne oldu? Nasıl oldu? TAK'la ilgili mi? TAK'la ilgili olarak. Bakanlıkla ilgili olarak da TAK'la. Evet. Şimdi sanırım bu sadece Dışişleri Bakanı veyahut TAK'a özel bir şey değil. Yani devletin birçok bölümünde sıkıntılı durumlar var. Olanaksızlıklar var. Personel eksikliği var. Para eksikliği var. Motivasyonu azalmış çalışanlar var. Bu çok önemli. Bu kısır döngüdür, bilir misiniz? Yani olumsuz bir iş ortamında motivasyon düşer. Motivasyon düştükçe iş yeri zaten daha da olumsuz ve ümitsiz hale gider. İnsanlar verimi düşer. Bizim bakanlığımız pek şey değil, yani vatandaşa hizmet verir pozisyonda değil pek. Sadece konsolosluk bölümü belki daha fazla öyle, ama diğer bakanlıklarda da zannederim bu problem öyledir. Aynı şekilde TAK'ta da, yani fiziki imkanlar, maddi imkanlardaki tıkanıklıklar oradaki personeli şey etmiştir. Birazcık üzmüştür ve motivasyonları azaltmıştır. Ama bunları dinlemek, yani ben gidelim de herkesin şikayetini dinleyeyim veya herkes bana anlatsın acı acı diye odaklanmak istemem. Dinlediklerim, duyduklarım ve bana aktarılan ne gibi çözüm getirebiliriz? Ona odaklanmak istiyorum ve bunu paylaştım örneğin TAK'taki arkadaşımla, bakanlıktaki arkadaşım. Yani sıkıntımız varsa ister protokol dairesiyle ister dış temsilciliklerinde buna oturup beraber bir çözüm üretebilmektir. Yani siyasi bir görevdir, geçicidir. Süresi de çok da belli olmaz. Bir koalisyon hükümetidir. Bunun süresi inşallah tam olur 3 yıl boyunca. Tam olmayabilir de, onun da bilincindeyiz tabii ki. Dolayısıyla insanın bir mevkide olduğu müddetçe karınca karınca ne yapabilirse, ne artı getirebilirse bulunduğu ortama, görevine ne kadar layıkıyla bir başarı sağlayabilirse o kadar iyi. Yoksa hiçbirimize siyasi görev kalıcı değil, mevki kalıcı değil. Önemli olan zaten mevki makam değil de ürettiğiniz iştir. Evet. Tabii bir ilk Kıbrıs Türk siyasi hayatında baktığımızda Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin gerçekleştirmiş olduğu koalisyon, tabii önemli bir süreçte de gerçekleşen bir koalisyon. Sol ve sağdan iki büyük parti gerçekleştirmiş olduğu ve şu an hükümette de bir yana da ilerleyen bir müzakere süreci var. Hızla ilerleyen bir süreç var. Hem bu hükümeti nasıl değerlendiriyorsunuz, onu sormak istiyorum. Hem de bu sürece katkısı nasıl olur böyle bir koalisyon hükümetinin? Evet. Bu hükümet benim için çok ilginç. Ben uzun yıllar Cumhuriyetçi Türk Partisi içerisinde gerek seçilmiş, yerel yönetime seçilmiş bir temsilcisi olarak, gerekse bir aktivisti olarak CTP ile UBP'nin birleşip bir koalisyon hükümet
oluşturmasını rüyamda görsem derler bir durumu gibiydi. Ancak diğer yandan da sanırım bütün siyasi çevrelerin, bütün partilerin şu an çok önemli bir sorumluluğu var. Evet. O da nedir? Memleketi daha büyük kaoslara, daha büyük zararlara, daha büyük masraflara, daha büyük belirsizlik ve istikrarsızlıklara sürüklememek. Hı-hı. Ben bu hükümeti o çerçevede görürüm. Bu hükümet o gibi dezavantajları, o gibi endişeleri birazcık önünü kesmek için bir formüldür. Yani çareleri de sonsuz değil. Meclis aritmetiği belli. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin daha önce kurduğu koalisyonda kendince amaçlarına ulaşamama gibi bir yorumu da belli. Tek kalan alternatif de buydu. Bunun içerisinde iki tarafın da tabanından gelen tepkiler, endişeler, yerine göre isyanları işitiyorum. Onların bir kısmını da ben de empati yapabiliyorum, ben de taşıyorum. Benim gibi birisi uzun yıllar meslek hayatında veya partinin avukatı olarak veya Sayın Tarat'ın avukatı olarak sayısız davalar yürüttüm. UBP'nin icraatlarının usulsüzlüğü ve yolsuzluğu konusunda. İşte yok vatandaşlık davası, yok partizancı atamalar gibi sendikaları temsil ettim. Dolayısıyla geçmiş UBP döneminde yaşanan olumsuzlukları bana kimse anlatmasına ihtiyacım yoktur. Bunları çok iyi bilirim. Bunun bilinciyle bulunuyorum o hükümetin içinde. Dolayısıyla gözlemleyebilirim, yorumumu yapabilirim, yerine göre itirazımı ve resmimi de çekebilirim. Kendi partime, kendi içinde bulunduğum hükümete acizane kanaatimi de söyleyebilirim. Gerek bir kabine üyesi olarak, gerekse bir hukukçu olarak. Dolayısıyla bir güvensizlik duymuyorum. Çünkü neticede herkesin elinde bir güç var. Yani yürümeyecek olan bir işte veya tarafların tahammül edilemeyecek noktada bir sözünde durmaması gibi bir durum varsa onun da gereği yapılır. Evet. Yani çaresiz değil. Ama diğer yandan da olumlu bakmak zorundayız, yapıcı bakmak zorundayız ve bir şans vermek zorundayız ve çok çalışmak zorundayız. Nasıl çok çalışmak zorundayız? İzlediğiniz hükümet programı çok iddialı. Evet. Yani tekrar dün uzun uzun Sayın Başbakan ve Sayın Tahsin Ertuğrul okudukça tekrar en çarpıcı yanı. İşte şu yapılacak 9 ay içerisinde, bu yapılacak 6 ay içerisinde. Süreli timetable'ın birlikte. Evet. Çok iddialı bir program çıkmıştır. Niçin böyle çıktı? Çünkü ihtiyaç var. Bunlar yapılması gereken şeyler. Bunları da nasıl, en iyi ne zaman yapabilirsin? Ne zaman bunları gerçekleştirme şansı doğar? Güçlü bir hükümetle. Geniş tabanlı bir hükümetle. Eğer siyasi arenanın aslında iki ucunda olan iki parti konsensüs sağlayıp, evet ikimiz de hemfikirik ki toplumumuzun ihtiyacı budur, bu yapmamız gereken reformlardır diye bir görüş birliğine varabilmiş ise, önce kendi aralarındaki ilkeler konusundaki protokol, arkasından da hükümet programında mutabık kalabildilerse, burada çok büyük de bir potansiyel var. ve o potansiyelin dönüp tekrar toplumumuza ve hepimize bir şans olabilir diye ümit etmek isterim. Çünkü dediğim gibi bütün olumsuzlukları dediğim gibi ben herkes kadar düşünebilecek durumdayım. Ama tamamıyla evham, geçmişin güvensizliği, efendim moral bozukluğu ile davranarak insan çok ileriye gidemez. Bir başka örnek vermek isterim. Bu aslında bir felsefe de aynı zamanda. Biz ne yapıyoruz şu an? Biz Kıbrıslı Rumlarla bir ortaklık kurma sürecindeyiz. Yani bırakın siyasi görüşü farklı bir parti. Bu da yıllarca bize düşman diye birbirimize sunulmuş iki taraf. Oturup bir masada bütün bu geçmişe rağmen kan dökülmüş, kayıplar olmuş, ne bileyim ben hükümetler çökertilmiş paylaşılamadığı diye. Böyle bir geçmişle tekrar masaya oturup ileriye bakarak geçmişin tecrübesiyle o tecrübeye dayalı bazı emniyet subapları, güvenceler
o mekanizmaları koyarak içine nasıl daha iyi bir gelecek, nasıl yapıcı olabileceğimizin bir egzersizidir müzakere, değil mi? Evet. Bunu yapmaya iddialı olan bir toplum, bir siyasi irade niye aynı felsefe ile geniş zeminli bir hükümeti de yürütmek için çaba sarf etmesin? Önce iç barış diyorsunuz. Barış, evet, barışın içi dışı mı var? Yani Rumlarla anlaştık da biz birbirimize parçalanırız veya bir hükümet bir şey yapmaya çalışır, muhalefet nisabı nasıl yıkacak diye uğraşır. Yani bunlar çatışmalı bir kültürün yani kişiye, bireye, topluma faydası önce varırsa da çok yüzeyseldir, sabun köpüğü gibidir ve bireysel çıkar, faydalar, egolardan uzaklaşıp da toplumsal yapılanma, güçlenmeye, yoğunlaşmamızın zamanı geldi. Dediğim gibi öyle bir tesadüf gibi de oldu. Dediğim gibi tesadüf de diyebiliriz, öyle bir ilginç durum da diyebiliriz ama her şeyden öteye önemli bir fırsat olmuştur geniş tabanlı hükümet. Bu açıdan dediğim gibi hani teklife nasıl tepki verdim diye sormuştunuz. Sanırım bunu da gördüm. Ve yani bir şekilde bir bağlantı da kurabildim. İki devam eden süreç. Bir çok farklı background'dan ve bir ilk CTP, UBP hükümetinin yürümesi ile. Diğer taraftan Çetin 50 yılı aşkındır çözülememiş bir sorunu çözme girişimlerinde bir gayretlerin içinde bulunmak. O açıdan da yine hayalperest değil veyahut gerçeklerden uzaklaşarak değil ama iyimser ve yapıcı ve olumlu yaklaşmak zorundayız. Kendimizi zayıf, tehdit altında, efendim her an bir ihanete uğrayabilirmiş gibi davranmak değil de kendi özgüvenimizle, kendimiz iyi niyetli ve kararlı bir duruş ile ilerlememiz lazım. Ha, karşı taraftan kötü niyet gelir veya sizin hayati tehlike veya sizi tehdit eden ciddi boyutta bir şey geldiği zaman da onun gereğini yaparsınız. O zaman her zaman için o irade, o güç sizde olur. Yani yeter ki siz inanın gücünüze. Tabii Ulusal Birlik Partisi'nin hükümette olmasının sürece, müzakere sürecine katkıları ne olur sizce? Bu süreç tabii referanduma da tabii ki umarız gidecek. Nasıl katkıları olur? Böyle bir dönemde Ulusal Birlik Partisi'nin hükümette oluşu daha mı faydalıdır? Şöyle, öncelikle hükümet programında da izlediğiniz gibi bir konsensus var. Yani Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi liderler arasında yapılan ortak açıklama etrafında hemfikir olma konusunda bir sıkıntıları yoktur. Bu girmiştir hükümet programına. O mutabakat altında zaten ve o sınırları içerisinde devam eden müzakereleri de elbette ki her iki parti de hem izliyor hem destekliyor varsaymak doğaldır. Ondan öteye ama bu süreç devam ederken ve yine iki partinin koalisyon kurduğu aşamadaki ilkeleri var. Tam bir paylaşım. Yani işte ben dış işlerine otururum, başıma buyruk, kendi başıma CTP'li bakanlık bir şey yaparım. Diğer tarafta işte Eğitim Bakanı kendi kendine değil. Bakanlıklar arasında da eğer bir merak ettiğimiz bir husus varsa, sorgulamak istediğimiz bir şey varsa, telkin etmek istediğimiz bir şey varsa onu bir bütünsellik olacağı vurgusu paylaşılacak. Mümkün mertebe her türlü bilgi akışı ve görüş paylaşımı ile ilerleyecek. Bu temel ilkelerden biridir koalisyon ve açıkçası başarısının çok önemli bir gerçekleşmesi gereken bir unsurudur. Aynı şekilde ben seviniyorum ki devam eden müzakere süreci böyle bir koalisyon hükümet ile efendim müzakereci veya Sayın Cumhurbaşkanı ile ona yakın bir parti arasında gibi desteklenen bir süreç olmuyor. Geniş tabanlı içinde hem sağ hem sol görüşlü kitleleri temsil eden bir ortak hükümetin desteği ile ilerlemek bu Sayın Cumhurbaşkanı için de büyük bir fırsattır ve büyük bir şanstır. Sanırım şimdiye kadar
Bu da bir ilktir. Evet. Birçok ilk yaşıyoruz. Evet. Onun için diyorum yani ilk nazarda çok değişik ve böyle bizi şaşırtan bir yapıdan sanırım birçok olumlu beklentiler yaratılabilir. Ha, bu beklentiler gerçekleşir mi? Onu da göreceğiz zaman içinde. Yani ben dediğim gibi aşırı iyimser veyahut gerçekleri göremez durumda değilim. Yani siyaset de kolay bir iş değil. Ülkemizde siyaset yıpranmıştır. Yani halkın gözünde, benim de gözümde, beni de bir birey, bir vatandaş olarak KKTC'nin soğutmuştur birçok yönü siyasetin son yıllardaki performansı. Bunu iyileştirme, bunu dönüştürmek hepimizin menfaatinedir. Ha, bunun içinde de sağ parti, sol parti diye bir şey yok. Siyaseti iyileştirmek hem toplumun, hem siyasilerin, hem partilerin çıkarınadır. Bu dönem bu iş içinde, böyle bir yaklaşım içinde bir fırsattır diye düşünüyorum. O açıdan heyecan diyorum, enerji hissediyorum. Bu konuda çalışmak, dediğim gibi sayın hükümet liderimiz, partilerimiz ne kadar buna uygun görürse sürdürmek üzere. Evet, biraz hükümet programına değindik ama tekrardan o konuya dönelim istiyorum. Ben bir de Birleşik Kıbrıs, tek vatandaşlık, tek o konuya da geleceğiz. O var olan mutabakat konusuna. Genel olarak baktığımızda hükümet programını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve daha sonra da sizin bakanlığınızı ilgilendiren bölüme de geçeriz. Ve Kıbrıs sorunuyla ilgili ve müzakere süreciyle ilgili bölüme de geçeriz. Evet. Bu hükümet programının içinde benim gözlemim yapılması gereken çok şey, yani uzun zamandır yapılması gereken birçok şey konmuştur. Yani kamuda reform, ekonomiye yönelik girişimler, birçok hak ve özgürlükler, iş dünyasıyla ilgili sıkıntıların hepsine gerekli olan, aslında Amerika'yı keşfetmek değil yani bunlar. Evet. Bunlar uzun yıllardır tartışılan, şeyden gelen, yani halkın içerisinden de gelen, işte iş dünyasından da gelen, kamudan da gelen talep ve şikayetlerin aslında hepsinin bir paketin içine sığdırılıp da, dediğim gibi hala hazırda geniş tabanlı bir hükümet bulmuş iken birbirimize muhalefet edeceğimize ortak katkıyla, uzlaşıyla yapmamız gereken işleri yapma fırsatıdır. İçinde konulmuş süreler dediğim gibi iddialıdır ve zorlayıcıdır. Diğer yandan da aynı zamanda da biliyorum ki işte şu kadar süre içinde yapılacak denilen birçok husus zaten altyapısı hazırdır. Daha önce tartışılmıştır. Tasarılar vardır. Mecliste görüşülmüştür. Bir yerde bekliyor. Dolayısıyla iddialıdır diyoruz, belki zor başarılacak diye de düşünülebilir ama aslında sıfırdan yapılmayacak bu hususların birçoğu, dediğim gibi, çünkü akıl ve mantık yolu birdir. Bunlar yapılması gereken işler ise onları yapmanın fırsat ve ortamını yakalama meselesidir. Bu hükümet de öyle bir iddiaya girdi ve ümidimiz sırayla ve vaat ettiği süreler içinde bunları gerçekleştirmek. Evet. Müzakere sürecine gelirsek, hükümet programında yer aldığı şekilde ve sizin bakanlığınızı ilgilendiren konulara, onlarla ilgili değerlendirmelerinizi ve yorumunuzu da almak istiyorum. Daha önce dediğim gibi yani Dışişleri Bakanlığı, ki bu 2003-2004 Annan Planı döneminde de öyle olduydu. Devam eden müzakereler dışa vuran işte şeylerdir, toplum liderleridir ve müzakerecilerdir. Ama onların arkasında da çok güçlü ekipler ve ihtiyaç var. Çalışmalara ihtiyaç var. Ekonomi uzmanları, efendim vergi uzmanları, toprak mülkiyet uzmanları, Avrupa Birliği uzmanları şeklinde bildiğimiz bölümler, chapter'ler ve alt komiteler var, çalışma komiteleri var. Onların hepsinin içinde eleman lazım. Tabii ki. Kendi toplumumuzun temsil eden ve konusuna vakıf, ekip halinde çalışabilecek bireylere ihtiyaç var. Bu maksat için Dışişleri Bakanlığımız çok değerli bir kaynaktır.
Ve benim çok önemsediğim ve Anan Plan'ın döneminde de Sayın Tarantino dönem çalıştım. Yani bu komitelerin, bu Anan Plan'a eklenen yasaların hazırlanmasında, müzakeresinde de koordinasyonluk görevi yaptım. Dolayısıyla o dinamiği, o ihtiyacı, o insanlarımızı, kendi insanlarımızı toparlamanın önemini, stresini ve de heyecanını hatırlıyorum ve yaşadım yani. Çünkü biz olumsuzlukları saymakla bitiremeyiz toplumumuz içinde. Ama aynı zamanda toplumumuz içinde çok değerleri de var. Evet. Çok eğitimli insanlarımız var. O zaman da vardı, şimdi daha da var. Gençlerimiz var. Dünyanın dört bir yanında eğitim görmüş. Avrupa'nın içerisinde değişik yerlerde deneyim görmüş, çalışmış. Kendi dış temsilciliklerimizde bulunmuş, dönmüş, kıdem kazanmış, yığınılan insanlar. Evet. Ve onların kapasitesinin şeye katılması, müzakere sürecine katılması, orada elinin altında müzakere heyetinin bulunması çok önemlidir. Ben bunu önceliklerim arasında sayıyorum elbet. Evet. Müzakere süreci açısından öyle. Diğer yandan gene müzakerelere de paralel olarak diyebileceğimiz dışişlerinin önemi şudur. Devam eden süreç, Kıbrıslı Türklerin tavrı, tutumu, endişeleri, ihtiyacı, sıkıntılarını dışa anlatmak için de önemlidir. Bu dediğim gibi gerek ada içinde yabancı bulunan temsilciler ve kurumlar, gerekse yurt dışında her yol ile ulaşabileceğimiz her seviyedeki yetkililerin bizim söylemek istediğimiz, bizim vermek istediğimiz mesajı net, açık, sade ve hızla alabilmelerinin yolunu bulmak zorundayız. Bunu şahsım kendi işgal ettiğim mevki ile elemanlarımızla, dış temsilciliğimizle, aynı zamanda kurum, kuruluş, sivil toplum örgütlerimizle birlikte bir işbirliği ve iletişim içerisinde yapabileceğimiz çok iş var ve bu önemlidir. Çünkü kendimi frenlerim her zaman, bunu çok fazla yapıcı bulmam, suçlayıcı bir uslup. Ama bir gerçek varsa 2004'te Kıbrıs Türk toplumu kendi evet dedi Anan Plan'a. Çünkü inanmıştı, arzu ediyordu, ikna olmuştu, bir beklenti içerisindeydi ve hak ederdi. Evet dedi. Avrupa Birliği'ne, çözüme evet diyen taraf çözümsüzlüğe mahkum oldu. Avrupa Birliği dışında kalarak Kıbrıs Rum tarafı, ki hayır dedi, Avrupa Birliği üyesi de oldu. Kendi meşru Kıbrıs Cumhuriyeti statüsünü de koruyarak hayatına devam etti. Dolayısıyla o tecrübe ışığında bugünkü durumda Türkleri ikna edin veya Türklere, Türk tarafına da işte baskı veya ne bileyim ben telkin gibi bir tavır içinde olunmamalı. Kıbrıs Rum tarafına da teşvik, temas, dolaylı, kibar, uygun baskı da olacaksa olması lazım uluslararası camiadan. Avrupa Birliği örneğin özellikle. Onları comfort zone dediğimiz, yani bu rahatlık, bu ortamından birazcık etmek lazım. Yani çözümün gerekliliğini anlatmak lazım. Aksi takdirde bir taraf hep rahat kalıyor, o bir taraf da hep yani hak etmedikleri bir ceza ile dışlanmış ve mahrum kalıyor. Dolayısıyla bu dengesizliği biraz dengelemek için biz kendimizi anlatabilmek lazım. Sanırım en büyük sıkıntımız o oldu. Belki bazı şeyleri en iyi bir şekilde yöntemini de belki çok başarılı olamadık. Olanaklar da sıkıntılı. Özellikle dış işlerinde bu anlattığımız, ister lobicilik, ister seyahatler, ister ekipler, ister baskılı malzeme şeklinde. Bunlar hep paradır aynı zamanda. Tabii. Kıbrıs Türk toplumu geçirdiği süreçler ortada. Hala daha yani bizim ekonomik durumumuz belli. Yani biz Türkiye'den aldığımız yardımla ayaklar üzerinde durmaya çalıştığımız bir sır değil. Ama çok büyük mutluluk da değil.
Kıbrıs Türk toplumu için. Bunu sürekli tartışıyoruz kendi aramızda ve bir farklı bir konumda olmak istiyoruz. Dolayısıyla bütün bu olumsuzluklar içinde bunu arzu edilen şekilde veya derecede yapamama ile karşı karşıya olabiliriz ama acilen bugün ve bu sürece paralel olarak bu konuda bir atılım yapmak zorundayız. Bu da yine dışişlerinin yapabileceği işlerden biridir diye düşünüyorum. Evet, önümüzdeki süreçte lobicilik faaliyetlerine özellikle temas ve kendimizi anlatma konusunda daha fazla praktik çalışacağız. Evet. Tabii gündemdeki birkaç konu var ki onlara da değinmek istiyorum. Buyurun. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Örneğin hellim konusu var. Ki yıllardır süren bir konuydu. Onunla ilgili düşüncenizi de almak isterim. Gelinen aşamada nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hellim konusu çok iyi hatırlıyorum. Sayın Tarat'ın döneminde, yani Cumhurbaşkanlığı döneminde de onun başlattığı bazı hukuki incelemelerle o zamandan beri gündemde. Yani 10 yıla yakın herhalde. Bizim için hayati önem yerli ürünümüzün dış dünyaya yasaklanması veya yasaklanmaması çok önemli bir husus. Bunda gene karınca kararınca kendi gücümüzün yettiğince bir mücadele götürdü bu toplum ve liderliğiyle birlikte. Çok zor, gene o bir dengesizlikten bahsediyoruz hep. Kıbrıs Rum tarafının tanınmışlığıyla sağladığı avantajlar, bizim tanınmamışlığımızın getirdiği dezavantajlar, teknik konular, işte sağlıkla ilgili, denetlemeyle ilgili, ticari kurallarla ilgili bütün olumsuzluğun içinde hellimle ilgili bu 10 yıldır geçirdiğimiz tehlike, özellikle o kesim ama bu olayı yakından bilen herkes için büyük bir stres kaynağı ve üzüntü kaynağı olmuştur. Onun bugünlerde böyle bir şekilde bir çözüme ve iyi bir aşamaya getirilmesinin çok büyük bir gelişmedir. Çok güzel bir gelişmedir diye düşünüyorum. Kendi adıma çok mutluyum. Ve bir yerde de gene hem bize teşvik, bir moral verecek bir unsur, bir de derstir. Yani bir şeyi elde etmek isterseniz mücadele edeceksiniz ve çok mücadele edeceksiniz. Yani bu işler böyledir. Kadercidir veya işte kurban şeyiyle, edebiyatıyla olmaz. Yani mücadele edeceksiniz. Çünkü hayat böyle, dünya böyle. Hı hı. Ve şey için de, müzakere süreci için çözümün gelmesiyle ilgili de vurgulamak isterim. Gene de öyle Emine Hanım hep böyle pembe tablo çizer gibi bir izlenim vermek istemem. Ben o bilinçteyim ki bir çözümü, işte referandumdur, onaylamalı yeni birleşik cumhuriyetin başlamasıyla her şeyi başardık, bitirdik gibi bir rahatlık değil. Aksine birçok şey başlamış olacak. O başlananın içinde de gene bir mücadeledir olacak. Çünkü kendi birbiriyle birbirinden büyük ölçüde kopmuş iki toplumun belirli mekanizmalarından bir araya getirilmesidir. İçinde bir hayli sofistike yöntemler, oranlar, temsiliyetler içinde barındırıyor. Herkese demokratik ve siyasi eşitliği sağlamak anlamında, herkesi güvende hissetmesi anlamında diğer topluma karşı. Bunun yürümesi de gene çok çaba, çok gayret, çok uzlaşıcı ve yapıcı bir kültürle ilerlemesi gereken yeni bir sürecin başlangıcı olacak. Dolayısıyla elim bir örnek seçiyor. Bir örnek, evet. Bir ürünün aramızdaki bir ürünle ilgili bir sorunun çözülmesi 10 yılı almış ise, yani bu bize dediğim gibi aynı zamanda da bir ders, bir örnektir ki hiçbir şey kolay olmaz, olmayacak da. Yani Avrupa Birliği ile ilgili de şöyle düşünüyorum. Mesela biz 2003-2004'te çözüm için mücadele ederken Avrupa Birliği ve çözüm sloganımızdı. Avrupa Birliği çok önemli bir parçaydı. Tabii. Bugün bakıyoruz Avrupa Birliği de bir sihirli değnekti. Yani Avrupa Birliği'ye karşı da bakış açımız farklılaşmış olacak. Elbette ki Avrupa Birliği vizyonumuzu kaybetmiş değiliz. Elbette ki Avrupa Birliği'nin içinde olmak arzumuzdur ve çıkarımızdır. Ama aynı zamanda da daha gerçekçi olabiliyoruz. Yunanistan'ın geldiği duruma bakalım.
Yani şey Kıbrıs Rum tarafı da Avrupa Birliği ile sıkıntı yaşadı. Belki Yunanistan'ın geldiği noktalara gelmedi ama onlar da bir sarsıntı geçirdi. Bankalar ve para maddi durumlarla ilgili. Dolayısıyla sanırım Kıbrıslı Türkler, yani her toplumda olduğu gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. O gücü kendimizde bulacağız. O altyapıyı güçlendireceğiz. Hı hı. Kendimize özgüvenimizi artıracağız. İlerleyeceğiz. Benim inancım bu. Evet. Tabii süreç devam ederken çok önemli bir dönemde de Dışişleri Bakanı oldunuz. Biraz önce de vurguladınız. Hatta programdan önce de konuştuk sizinle. Ve elbette ki sizin üzerinize de yüklenen çok ciddi sorumluluklar var bu aşamada. Bu süreçte gerek Dışişleri Bakanı olarak, gerek bakanlığınız olarak nasıl yer almayı düşünüyorsunuz? Bunu büyük ölçüde gene bir hükümet, özellikle bu şekilde ilk defa bir araya gelen iki partinin bakanlar kurulu, yani kabineyi çok önemserim. Oradaki diğer bakan arkadaşlarımı ile iyi, birbirimizi iyi tanımak, iyi anlama süreci yaşayacağımızı düşünüyorum. Çok yeni, daha bir defa bir bakanlar kurulu olarak, o da sembolik bir toplanmamız olur. Sanırım orada iyi, derinine, seviyeli bir iletişim oluşturmamız lazım öncelikle. Birbirimizi iyi anlamak, birbirimize karşı açık, dürüst ve iyi niyetli yaklaşmak zorundayız. İnce ayar yapmamız gerekir. Kararlar üretirken, evet, tedbirler toplum için faydalı ve gerekli olanları yaparken bir bu var. Diğer husus da tabii ki Cumhurbaşkanı makamıyla ve kişiliğiyle, oradaki ekiple başlatmış oldukları süreci, iyi iletişim. Bazen çok çok büyük sıkıntılar ve problemler çıkar ufak bir iletişimsizlikten. Tabii ki öyle dönemlerde yaşandı. Yaşandı. Yani özellikle bir müzakere sürecinde, evet, fuzuli, gereksiz, böyle birazcık da alakarsın aptalca diyebileceğimiz bir yanlış anlama veya bir ihmal, bir hatadan dolayı çok önemli, çok ciddi, çok büyük bir süreç tıkanıp veyahut ansızın saparsa, bu yazık olur. Dolayısıyla yani işin içeriği kadar yöntemleri de önemserim. Bu birey olarak da benim şeyimdir. Önemsediğim bir husustur. İletişim, dediğim gibi kişilere karşı saygıyla yaklaşmak, kendi ne istediğini ve ne düşündüğüne tam sahip çıkıp onun duruşunu taşırken karşı tarafı da dinleme, onu da ne anlattığını tam algılama fırsatı vermek. Bunlar önemli araçlardır aslında. Ne için araçlardır? O üretime geçmek için, netice almak için. Çünkü ister bakanlık, ister bir mevkide oturmak, ister ki herhangi bir fonksiyon içerisinde bir bireyin önemli olan bir netice almaktır. Yoksa dediğim gibi geçmişte yaşanan olumsuzluklar, hatalar, birbirine karşı yapılan hatalar, suçlar üzerinde yoğunlaşırsak, şikayetler, bütün aksi giden hususlar üzerinde yoğunlaşırsak, buna bizi ileriye götürmez. Dolayısıyla sorunların tespitini yaparken aynı zamanda da onları nasıl çözeceğimize de yoğunlaşıp ve onları, o nasıl çözeceğimiz ancak bir iletişim içinde olabilir. Yani ben sizindeki sorunları tek başıma çözemem veya taktaki veya bakanlığın içindeki, onun içindeki çalışan insanlarla, daha bilgililerle, belki dışarıdan uzmanlarla bir bilgi alışverişiyle, bir yaratıcılıkla ve katılımcılıkla bir şeyler üretmekten başka bir çaremiz yok diye düşünüyorum. Evet. Tabii biliyoruz, siz Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı olarak görev yaptınız. Mülteci hakları konusunda da hali oluyor. O yüzden bu konuyu da sormak istiyorum sonuna gelmeden önce. Son, biliyorsunuz siz de bulundunuz orada. Bir olay yaşanmıştı mültecilerle ilgili olarak. Evet. O yüzden bakanlığınız sırasında bu konuyla ilgili yapmayı düşündüğünüz, atmayı düşündüğünüz adımlar var mıdır? Tabii ki. Şimdi insan hakları tabii ki hem bir hukukçu olarak, evet, hem 10 yılı aşkın İnsan Hakları Vakfı Başkanlığı yaparak çok önemsediğim ve sevdiğim bir alandır.
aynı zamanda dediğim gibi hem toplumumuzun bir ihtiyacı hem de yani kendimiz için bir ihtiyaç hem de dış dünyayla tabii barışmamız ve bir bütünleşmemiz için bir şart olan bir anlayış diye düşünüyorum. Onun yani insan hakları ile uğraşırken gördüklerim, kurduğum ağlar ve temaslar ve örneklerden sanırım bu mevkide de çok faydalanabileceğim. Onun yanında ilginçliği de var. Çünkü biz çoğu zaman işte devletin yaptığı hatalar veya insan haklarındaki eksiklikleri falan biraz eleştirir, biraz onları bir şeyler yapmak için teşvik eder konumdaydık. Mülteci Hakları Derneği bir örnek. Hem kurucusuyum hem yönetim kurulunda bulundum tabii ki. Onlar ziyaretime gelecek. Erken bir randevu aldılar. Örneğin o çok hem güzel bir şey hem de insanı bir başka masanın bu tarafındayken şimdi masanın bu tarafındayım. Arkadaşlarımla, bakanlıkla bunu konuşuyorum. Yani bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bu taraftan, masanın bu tarafına oturduğum zaman bu arkadaşlarıma ne sorabilirim, ne söyleyebilirim diye bir çalışma yapmak da ilginç oldu. Ha, mültecilerle ilgili gerçekten yani benden çok daha fazla emek koyan, katkı koyan, çalışan arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim, onu kutlamak isterim. Gerçekten olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar bu alanda. Şeyle kurdukları, Birleşmiş Milletler'in Yüksek Komiserliği'yle, Mülteci Komiserliği'yle kurdukları bir işbirliği içerisinde de çok güzel neticeler alabiliyorlar. İnsanların hayatına dokunmak, insanlara ümit ve bir çok olumsuz koşulların içinde bir açılım getirmek anlamında. Ve ilk başladığımız zaman, dernek olarak ilk başlandığı zaman bu kontaklar işte bir sivil toplum örgütle işte Birleşmiş Milletler gibisinden her zaman o karşılaştığımız dışlama anlamına gelen yani bizim otoritelerle konuşmama, tanımama, muhatap olmama gibi bir çekinceleri vardı. Zaman içerisinde dernek üzerinden yapılan çalışmalarda kendi hem insanımızı hem toplumumuzun duyarlılığını ve kişiliğini, kimliğini da ortaya koyan bir çalışma süreciyle. Şu an Birleşmiş Milletler'in mülteci haklarıyla ilgilen komiserliğiyle Dışişleri Bakanlığı ve kendi otoritemizle de bir diyalog başlamış ve bir muhatap olma süreci başlamıştı. Çünkü bizim de ihtiyacımız var. Yani mültecinin tanımı ve statüsüyle ilgili bize gelecek olan belgelere dayalı biz bazı kararlar üreteceğiz tabii ki devlet olarak. Onun temininde onların görüşüne ve uzmanlığına ihtiyacımız var. Ve şimdiye kadar hep Mülteci Hakları Derneği buna aracı olmuştur ve çalışanı olmuştur bu sistemin. Ama giderek şimdi üçlü bir işbirliği şansı doğdu diye düşünüyorum. Artırılması. Yani şimdiye kadar da çok güzel çalışmalar oldu. Her şeyden öteye en önemli hususlardan bir tanesi tabii bir yasa tasarısı var. Mülteci hakları ile ilgili. Onun geçmesiyle ki gelen döneme kaldı. Gene neticede şey var. Geniş tabanlı bir hükümetimiz de var. Onun da verdiği güçle. Hızla o mevzuat da geçtiği zaman hepten daha iyi olacak. Gene mültecilerle ilgili birçok konuda olduğu gibi, her konuda olduğu gibi maddi olanaklar, ülkemizin kendini içinde bulduğu olanaksızlıklar, dış dünyayla iletişimdeki tıkanıklıklar bir dezavantajdır. Ancak yani bu bizim de gerçeğimiz. Bu gerçekler içerisinde elimizden geldiği kadar çalışacağız. Sivil toplumun içinde bulunmanın verdiği deneyim, yaşattığı zorluklar, zaman zaman hayal kırıklıkları, parasızlıklar. Sanırım devlette bakan olma bir iyi bir deneyim ve tecrübe oldu. Faydasını göreceğim diye sanıyorum. Artık programın da sonuna geldik. O yüzden ben son sözlerinizi almak istiyorum ve öyle yavaş yavaş kapatalım. Evet, öncelikle çok teşekkür ederim programa davet ettiğiniz için. Dediğim gibi ben çok çiçeği burnunda tabiri doğruysa ikinci günü daha başkan İçişleri'nde
atanırken de biliyorsunuz sizin sayın Türkiye Cumhurbaşkanı'nı evet. bulduk misafirimiz sürpriz bir şey oldu o da bizim için benim için şahsı olarak ilk defa onunla tanışma ve bir görüşme imkanı oldu iyi oldu şoku atlattıktan sonra memnun oldum tanıştığım ve o kontakları da tabii ekibiyle evet. birlikte Ankara'dan gelen ekibiyle birlikte o da güzel bir imkan oldu ve görevimin başında o yönde yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Ankara'yla kurabileceğimiz ve artırabileceğimiz bağları özellikle de dış işlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dış işlerini güçlendirme ve oradaki altyapıya da destek alma anlamında kurduğumuz ilk temaslar çok faydalı oldu. Ondan da memnunum. İnşallah bir kalıcı ve iyileştirici bir katkımız olur. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben size. Teşekkür ederim. Ve kolay gelsin diyorum önümüzdeki süreçte. Gerçekten zor bir süreç ve çok çalışma gerektiren bir süreç içerisindeyiz. Ve o yüzden hepimize toplum olarak da size de kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bir gülü koyuyoruz. Birazdan yeniden birlikte olacağız.